İyi akşamlar. Bugünkü konuğum bana göre Uğur Mumcu ekolünün devamı yani araştırmacı, gazeteci ve Türkiye'de ne yazık ki son yıllarda özellikle araştırmacı, gazeteci olunca sözde teorist, kitapların bomba sayıldığı bir yerde tehlikeli işler yapmış oluyorsunuz. Ama iyi ki bu tür gazetecilik var ki biz de pek çok şeyden haberdar oluyoruz. İsmail Saymaz, Radikal Gazetesi'nden konuğum. Hoş geldin İsmail. Merhaba, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İsmail, ben öncelikle şundan başlamak istiyorum. Bu kimi yazarlar, çizerler, yorumcular 90'lı yıllara bir dönüş yapıyoruz gibi şeyler söylüyorlar. Mesela polisin gücünü kötüye kullanması örneklerinden. Her ne kadar geçmişteki gibi faili meçhul olmasa da farklı tür failler ve farklı tür meçhuller var. Sen biraz yine tekrar aynı şeyleri yaşıyoruz gibi okuyor musun? Esasen öyle okumuyorum. Ya ben devlet şiddetinin dönüştüğünü, çağa uygun bir biçimde dönüştüğünü düşünüyorum. Yoksa şunu biz aramayalım. Yani 90'larda olduğu gibi ülkenin bir bölümündeki belli köylerin yakıldığı, belli siyasi görüşe mensup olanların bir gece alıp götürülüp kaybedildiğini, şehirlerde ise orada görevli bazı eski polislerin ve askerlerin şehirlere gelip iş adamlarını boğazladıkları bir Türkiye biçiminde tezahür etmeyecek dönem. Ya da 80'lerde Neyse ki. olduğu gibi, evet neyse ki. Ya da 80'lerde olduğu gibi bir ordu el koyacak. Yurttaşın eli kolu askerler tarafından bağlanacak ya da polisler tarafından bağlanacak. Ve Türkiye'de belli bir yönetişim biçimi hayata geçirilecek. Böyle olmayacak bu iş. Çağ değişti, dünya değişti. Dünyadaki güvenlik politikaları ve anti terör bakışı da değişti. Bugün başka bir şiddet biçimiyle karşı karşıyayız biz. Bu geçmişten daha iyi ya da daha kötü diye kıyaslanamaz. Sadece çağına göre ölçülebilir bir şiddetle karşı karşıyayız biz. Şimdi birkaç rakamla bunu söylesem daha isabetli olur. Ama evvela şunu tespit edebilmeliyim. Yani Türkiye'nin 99 ve 2000 yılındaki Avrupa Birliği yönelimine ve perspektifine uygun bir biçimde hayal ettiği Türkiye'nin gerisindeyiz biz. O hayalimizin çok gerisine düştük. O hayalimiz neydi? Aslında şöyle bir kırılmaydı. İnsan haklarına saygı duyulan. Ölçü şuydu. O dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İnsan Hakları Komisyonu Başkanı olan saygın bir milletvekili bir karakolu basmıştı. Gazi Osman Paşa'da Küçükköy Polis Merkezi'nde basmıştı. İşkencede kullanılan Filistin askısını almıştı, götürmüş meclise koymuştu ve basın açıklaması yapmıştı. O tarihten bu yana biz karakollarda kaba şiddetin, bildiğimiz anlamda eski şiddetin, o Arjantin'deki darbe filmlerinde görülen 12 Eylül'de bizim yaşadığımız İşkenceci. Biçimdeki bir şiddetin fiilen aslında ortadan kalkacağı bir Türkiye'yi hayal etmeye başlamıştık. 2005'e kadar da bu perspektif böyle devam etti. 2005'ten sonra başka bir güvenlikçi politikaya geçtik. Biz ve şu oldu. Kayıt dışı işkence diye bir vakayla karşı karşıya kaldık. O da şudur. İnsanların bazen polis merkezinde ama çoğu zaman sokaklarda dövülerek öldürüldüğü bir şiddetle yüz yüze geldik. Daha yeni Ali İsmail'i mesela. Ali İsmail son vakalardan biri. Ama şöyle bir rakam verirsem daha anlaşılır olur. Örneğin 2000, 2001 ve 2002 yıllarında polis şiddetinde hayatını kaybedenlere ilişkin yıllık rakamların eğrisi aşağı doğru iner. 25'li Kağıt üzerinde. rakamlardan, evet 25'li rakamlardan 16'lara kadar düşer. Bunların önemli bir bölümü çatışma sonucu hayatını kaybedenlerdir. Yani polise silah doğrultanlardır. 16 kişi ise 10 kişisi böyledir. Hizbullah çatışmaları gibi. 2006'dan itibaren ise yıllık 30'a doğru yükselir. Ve bunlarda çatışma oranı giderek düşer. 3'e. Yani fiilen polise çatışmada hayatını kaybedenler değil aslında. Doğrudan polisin şiddet uygulayarak öldürdüğü insan sayısı 2000'lerin başına oranla 2 kat artar. Ben bilmiyordum bu kadar Tabii artış olduğunu. ben bununla ilgili oturdum. Örneğin Sıfır Tolerans adlı bir kitap yazdım. Yılda ortalama 24 insanı biz polis şiddetinde kaybediyoruz. Bu Sokakta dünya vuran, normlarına göre dünya herhalde normalinin üzerinde bu. çok Çok üzerinde. üzerinde. Yani sadece 2007 yılından bu yana yani polis vazife ve selahiyetleri kanunu değiştirildiğinden bugüne bizim polis şiddetine kurban verdiğimiz insan sayısı 140'ı geçti. Şimdi bu güvenlikçi politikanın aslında nasıl tezahür ettiğini gösteriyor bize hayatta. Yani her ay biz 30 küsür, o 25-30 arasında vatandaşımızı sebepsiz yere polis kurşununda kaybediyoruz. Jandarma bölgesini saymıyorum bile. Şimdi bu böyle bir perspektif. Peki niye bu böyle oldu? Çünkü 2006 yılında bir yasa değiştirildi. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu yasası değiştirildi ve polise basit suçlarda bile insanların yakalanmadıkları insanlar arkasında ateş etme yetkisi verildi. Polisin her an her yerde geniş bir düzenlemeyle herkesi durdurabilme, arayabilme ve kısa süreli gözaltına alabilme olanağı verildi. Polis şiddeti böyleyken bir de
yargı şiddeti gerçekleşti. 2006-2007 yılından bu yılında Türk Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu değiştirildi. Türkiye dünya hukukuna olmayan bir yenilik getirdi. O da şuydu. Türkiye'nin böyle hukuki başarıları vardır. O da şu. Terörle mücadele Türk Ceza Kanunu'ndaki bir madde siyah suçlarda uygulandı. O madde şuydu. Normalde basit örgütler için geçerlidir bu. Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına faaliyet gösterdiği için örgüt üyesi gibi cezalandırmak. Doğan görünümlü şahin gibi bir şey. Yani örgüt üyesi değil ama bazen de öyle gibi. Ya da duruma göre öyle gibi. Herkesi bu torbanın içine atabilirsin. Dolayısıyla sadece 2007 yılından bu maddenin değiştirildiği 2003 başına kadar 5000 kişi bundan ceza aldı. 5000 terörist bundan ceza aldı. Şimdi bu, sözde terörist. Evet. Şimdi bu ne demek? Bu gerçek hayattaki karşılığı şu Pelin. Eskiden devlet güvenlik mahkemeleri pratiği, başta dedim ya, daha iyi daha kötü diye tasdif etmiyorum. Pratiği şudur. Bir kişi gözaltına alınırsa kaba işkenceye maruz kalır. Eğer işkencede direnirse savcılıkta o da olmadı, mahkemede kurtulma imkanı vardır. Çokça örnek vardır böyle. İşkencenin sebebi şuydu geçmişte. Keyfe keder yapılmazdı bu. Suçla, suçlu arasındaki bağ kurmaktı. Yani ben senin suçlu olduğunu ne biliyorum. Ne güzel bir bağ. Evet, ben senin suçlu olduğunu biliyorum. Suçla aranda delil kurmak istiyorum, seni dövüyorum. Eğer dayağa direnirsem mahkemeden kurtulma imkanım vardı. Eğer direnemezsem, ifade verirsem o aleyhimde delil olurdu. Çok direnirsem ölebilirdim. Vaziyet böyleydi. 2005 ve sonrasında vaziyet şu. Artık işkenceye gerek yok. Çünkü ileri demokratik bir Türkiye'deyiz. Bu yüzden delile gerek yok. Zaten onu devlet buluyor. Zaten sen teröristsin, evet, kafadan. Zaten terörle mücadele şubesinde kimin terörist olduğuna karar verilmiştir. Yani eskiden olduğu gibi, DGM'de olduğu gibi. Birinin bilinçli olarak bir örgüte katılmasına gerek yok. Devlet bu angaraya son verdi artık. Çünkü kişinin... Ne müteşekkiriz devlet, değil mi? Evet. Artık terörle mücadele şubesi ona karar veriyor. Yani kimin örgüt üyesi olduğuna, kimin hangi eyleminin terörist eylem olduğuna artık sen karar vermeyeceksin. Bu zahmete katlanmayacaksın. Onu zaten polis söyleyecek. Örgütünün adını da sana kargolda söyleyecekler. Dönem böyle bir dönem. İşkence bu anlamıyla solmuştur. Ama terörle mücadele şubesi üzerine bütün siyaset tasnif edildi. Bütün siyasi alan düzenlendi. Kimin de darbeci olduğuna, kimin terörist olduğuna, kimin Ergenekoncu olduğuna karar verildi. Siyaset sahnesi değiştirildi. Ve bu nedenle artık birileri eskiden olduğu gibi silahlı bir eyleme karışmak ya da ona aracılık etmek sonucunda terörist ilan ediliyor değil. Buna ihtiyaç yok. Silah sıkmaya gerek yok. Nerede görülmüş silahlı terörist olduğu? Pankartlı terörist, tebeşirli terörist, yumurtalı terörist gibi birçok örnek katıldı dünya terörüne. Dolayısıyla artık insanlar olağan siyasi olmasa bile yasadan ve anayasadan gelen olağan insani davranışları nedeniyle terörist ilan edilebilir hale geldi. Ve bu yüzden sadece o az önce bahsettiğim maddeden 5000, 2009 ila 2013 yılları arasında terör örgütü üyeliği ve terör örgütü liderliği suçlamasıyla ceza alan 20.000 insan var. Yani şu an son 4 yılda bizim topluma kazandırdığımız 20.000 teröristten söz ediyoruz. O halde dönüp sormamız gerekir. Peki bu kadar tırnak içinde terörist eylem var mı bu ülkede? Görünen o ki varmış. Yok. 20 bin tane terörist. O zaman terörist. Kıyaslayayım ben mesela. 12 Eylül 1978 ila 85 arasında Türkiye'nin silahlı politik eylemin en çok gerçekleştirdiği dönemdir. 5000 insan hayatını kaybetmiştir. Bu dönemde bile 78 ila 85 arasında askeri sıkı yönetim mahkemelerinde yargılanan, ceza alan insan sayısı 60.000. Bak, bu 7 yıllık en yoğun şiddetin uygulandığı dönemde. Hiçbir şiddetin uygulanmadığı, hatta örgütün bile silah bıraktığı 2009-2013 arasında ceza alan insan sayısı 20.000. Şimdi terörist tırnak içinde, terörist eylem bu kadar azken bu kadar çok niye terörist var? Niye bu kadar çok terörist enflasyonuyla karşı karşıyayız? Bir de bu arada bir parantez açacağım. 170-180 tane terörist tanımı var, evet, deniyor. Evet, çok terörist tanımı var. Evet, yani bizdeki bu değişen kavram içinde herhalde dediğin gibi bin bir türlü terörist var. Yani biz de bunu çok kolay ifade edebiliyor. Yani biz de kimin terörist olduğuna artık birey, yani daha doğrusu kimin silahlı bir örgütün mensubu olduğuna birey karar vermiyor. Terörle mücadele şubesi karar veriyor. Savcılık onu onaylıyor. Mahkemede noter işlemi olarak bunu görüyor. Yani artık hiyerarşi terse dönmüş durumda. Eskiden mahkeme, savcılık ve polis şeklindeki hiyerarşi şimdi ters düz edilmiş. Polis, savcı, mahkeme şeklinde dönmüş durumda. Kimin hangi suçla yargılanacağına polis bir kere karar verdikten sonra diğer silsile onu izlemekte. Dolayısıyla polisin gözüyle biz şu an yaptığımız bu röportajla bir terörist eylemi gerçekleştiriyor olabiliriz.
ikimizde silah bulundurmasak bile, silahlı adımız anılmasa bile. Çünkü perspektif şudur. 2006-2007'de Türkiye'de hakim yapı değişmiştir. İktidarın iki ortağı, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Gülen Cemaati, onun örtük koalisyon ortağı, AKP'nin siyasi iktidarı ve cemaatin kendi otoritesi karşısındaki bütün siyasal özneleri onları terörist ilan ederek ve terörize bir ortam yaratarak tasfiye ettiler. Dolayısıyla vaziyet şöyle gerçekleşti. AKP karşısında ve cemaatin otoritesi karşısında gerçekleşen her fiil terörist eylem kabul edildi. Silah unsur aranmaksızın. Evet, yani terörist artışın sebebi budur. Buna akademik bir makale yazmak da dahil, evet. Parasız eğitim istemek evet. de dahil değil mi? Pek evet, çok şey evet, var evet. orada. Yani Türkiye'de yani devlet güvenlik pratiğinden farklı olarak bugün reel siyasi iktidara ve onun reel ortağına bir tarikata karşı işlenmiş suçların terör suçu olarak kabul edildiği bir ülkeye geçirdik biz. Son bir yılın dünden farkı şu. Dün el birliğiyle herkesi terörist, herkesi darbeci ilan edenlerden birileri bugün diğer ortağını yolsuz ilan ediyor. Aynı bakışla. Haşhaşi ilan evet, ediyor hatta. Başka en yani. Haşhaşi ilan ediyor. Yani. Evet, evet. Bir diğeri onu haşhaşi, bir diğeri onu yolsuz ilan edebiliyor. Ama aynı enstrümanlarla, aynı yöntemlerle. Reklamdan sonra İsmail Saymaz'la sohbetimize devam ediyoruz.